Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri, Bülbül Öğretmen Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çeşitli bölme problemleri yazdım. Bu videomda bu bölme problemlerini çözeceğim, anlatacağım. İsterseniz videoyu durdurup siz önce kendiniz çözün. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Büyükleriniz kanalıma abone olabilirler. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirler. Birinci sorumuzu okuyalım. Emre'nin bir düzine kalemi vardı. Babası ona 6 kalem daha aldı. Emre kalemlerini 2 kutuya eşit olarak paylaştırdı. Buna göre her kutuya kaç kalem koymuştur diyor. Şimdi bir düzine ne kadar eder? Bunu hatırlamamız lazım. Bir düzine 12 tane demek. Babası 6 tane daha aldı. Bunlar Emre'nin kalemleriydi. 6 tane daha alınca Emre'nin kalemleri çoğaldı. Bakalım kaç kalem oldu? 2, 6 daha 8, 1 aşağıya 18 kalem oldu. Sonra bunları iki kutuya eşit olarak paylaştırdığı için bölme yapmamız gerekiyor. 18'i 2'ye böleceğiz. Şimdi ne yapacağız? 18'i 2'ye bölerken ikişer ikişer sayacağız. Hatta ben yazarak göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10. Kale, şey, kağıt yerinde durmuyor. 12, 14, 16, 18. Bakın kaç defa saydım? 9 defa saydım. O zaman buraya 9 yazmalıyım. Her seferinde böyle saymak istemiyorsanız çarpım tablosu olarak da ezberleyebilirsiniz ikileri. Böylece 18'de 2'nin kaç defa olduğunu, 9 defa olduğunu hemen oradaki tablodan hatırlayıp ve buraya hemen yazabilirsiniz. Peki 9 defa saydığımızda kaç olmuştu? 18. Çıkaralım bakalım. Başka kalem arttı mı, artmadı mı? Kalan var mı? Bunları görelim. Evet, hiç kalan yok. Demek ki her kutuya 9 tane kalem koymuş Emre. Cevabı bitirdik. İkinci soruya bakalım. Bayramda sınıfı süslemek için çocuklar 32 bayrak getirdi. Sınıfımızda 4 pencere olduğuna göre her pencereye kaç bayrak asarsak eşit şekilde asmış oluruz. Yani 32 tane bayrağı 4 tane pencereye eşit şekilde paylaştıracağız. Ne yapacağız bu kez? 4 olduğu için burada 4'er 4'er sayacağız. Nereye kadar? 32'ye kadar. Sayalım. Ya da bu saymaları iyi öğrenmeniz lazım sevgili öğrenciler. İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder, beşer beşer hiç takılmadan saymanız gerekiyor. Bölme işlemini doğru yapmak için. 4 dedik. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. O böyle gitmeyeceğiz tabii ki. Bilerek bazen çünkü öğrenciler böyle yapıyorlar. Sayıyor sayıyor. 32'de durmuyor. Devam ediyor. 36, 40. 32 tane var burada. Geçmememiz lazım yani. Onu daha fazla saymayacağız tabii. Kaç defa saydık? 8 defa. O zaman 8 yazıyoruz. Ve 8 defa saydığımızda 32 oldu. Bakalım hiç bayrak kaldı mı? Kalmamış. Demek ki her pencereye 8 tane bayrak asarsak eşit şekilde asmış oluyoruz. Üçüncü soru. Ayşe'nin 21 lira parası var. Tanesi 3 lira olan gofretlerden almak isteyen Ayşe parasının tamamı ile kaç tane gofret alabilir? 21 lirası var ve her seferinde 3 lira vereceği için her gofrete 3'er 3'er bunu bölmemiz gerekiyor yani. 21'i 3'e bölmek gerekiyor. Peki ne kadar var? Sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Evet, durduk. 7 defa saydık. O zaman buraya 7 koyuyoruz. 7 kere 3, 21 oldu çünkü. Demek ki 7 tane gofret alabiliyormuş Ayşe parasıyla. Dördüncü sorumuz. 4 deste limon 5 pakete eşit olarak paylaştırıldığında her pakette kaç tane limon olur? Şimdi deste ne kadardı? 10, değil mi? Şimdi bunu 4 deste limonu iki farklı yoldan bulabiliriz. 4 ile 10'u çarpma yoluyla kaç tane olduğunu bulabiliriz. 4 kere 10 40 ediyor. Çarpma işlemini biliyorsunuz. Ya da çarpma işlemi aklınıza gelmezse şöyle de yapabilirsiniz. 4 tane 10, yani her 4 deste dediği için
Bunları toplayabilirsiniz. Yine 40 çıkacak zaten. Neyse, sonuçta 40 tane limon olduğunu anladık. Bunları 5 pakete eşit olarak paylaştıracağız. Yani 5'e böleceğiz. Şimdi 40'ta 5 kaç tane var? Sayacağız. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 8 defa saydık. O zaman buraya 8 koyacağız. 8 kere 5 40 oldu. Demek ki her pakete 8 tane limon koymak gerekiyor. 8 tane limon konmuş diyelim. Bu şekilde cevabı yaptık. 5. soru. Tavukların bulunduğu bir kümese alttan bakan Musa 14 tane ayak görmüştür. Yani kümesin alt kısmında herhalde bir delik vardı. Oradan baktı. Tabii tavukların sadece ayaklarını görmüş. 14 tane ayak saymış. Buna göre kümeste kaç tavuk vardır? Şimdi 14 tane ayak var. Peki bir tavukta kaç ayak oluyor? 2 tane, değil mi? O zaman ikişer ikişer sayarsak eğer, yani her tavuktaki ayaklar sayısınca sayarsak, 14'ü 2'ye bölersek kaç tavuk olduğunu anlarız. İkişer ikişer sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet, 7 defa saydık. 7 kere 2, 14 oldu. Demek ki kümeste 7 tane tavuk varmış. Cevabı bulduk. 6. sorumuz biraz daha uzun bir soru. Sevgili öğrenciler, böyle uzun sorular olduğunda böyle soruları zor zannetmeyin. Sadece buradakileri sırayla uygulayacağız, bize söylenenleri. Ama ilk önce güzelce okuyup anlamamız lazım. Hatice teyze 50 metre kumaşın 14 metresini örtü dikmek için kullandı. Kalan kumaşı da 4'er metrelik eşit parçalar halinde kesti. Hatice teyze bu parçalarla etek dikti. Acaba kaç tane etek dikmiştir? Şimdi ilk önce 50 metre kumaşı vardı. Bunun 14 metresini kullandı. Örtü yaptı yani. Bunu bir çıkaralım. Çünkü bu örtülere kullandığı kumaş miktarı. Biz etekleri bulacağız ya, önce ne kadar kaldığını bulalım. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu 10. Komşuda kaldı 4. 10'dan 4 çıktı 6. 4'ten 1 çıktı 3. 36 metre kumaş kaldı. Sonra bu 36 metre kumaşı da ne yaptı? 4'er metrelik kesti parçalar halinde. 36'yı o zaman biz de 4'e bölelim. Eşit şekilde kesmiş. 36'da 4 kaç defa var? Yine sayıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. 9 defa saydım. O zaman buraya 9 koyuyoruz. 9 kere 4, 36 oldu. Bakalım kumaş kaldı mı kalmadı mı? Yok, kalmamış. 0 var burada. Demek ki 9 tane etek dikmiş Hatice teyze. 7. sorumuz. Veli amcanın 2 tane ineği var. Her biri her gün 14 litre süt veriyor. Veli amca bir günde elde ettiği sütü 4'er litrelik bidonlara doldurdu. Buna göre Veli amca kaç bidon kullanmıştır? Şimdi bir inek 14 litre veriyor. Yazalım. Ama 2 tane inek var, değil mi? O zaman 2 tane 14'ü toplarız biz de. Diğer ineği de. 4, 4 daha 8, 1, 1 daha 2. 28 litre süt oluyor bir günde. Ve bunu ne yapmış? 4'er litrelik bidonlara doldurmuş. Eşit şekilde biz de bölelim. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Bakıyorum, 7 defa saydık. 7 kere 4, 28. Demek ki Veli amca 7 tane bidon kullandı bu sütleri bu şekilde doldurduğunda. Cevabı bitirdik. Son sorumuz. Onlar basamağında 3 olan 2 basamaklı en küçük doğal sayıyı 5'e böldüğümüzde bölüm kaç olur? Şimdi ilk önce bu sayıyı bulmamız lazım. Ne diyor bize? 2 basamaklı diyor, değil mi? Şöyle 2 tane nokta koyalım. Onlar basamağında 3 varmış. Onlar basamağı burası. Koyalım. Ve diğerini söylememiş. Yalnız şu bilgiyi vermiş. Demiş ki en küçük olsun. Şimdi en küçük olması için en küçük rakamlardan hangisi? 0, değil mi? O zaman ben buraya 0 koyayım. İşte onlar basamağında 3 olan 2 basamaklı en küçük doğal sayı 30. Ve bunu diyor 5'e böldüğümüzde bölelim. 30'da 5 kaç tane var? Sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 defa saydık. 6 kere 5 30 oldu.
İşte cevabı bulduk. 5'e böldüğümüzde bölüm kaç olur diyor. Zaten burasının ismi neydi? Bölüm, değil mi? Hazır yeri gelmişken bunların isimlerini de sizlere hatırlatayım. Şuradaki sayı bölen sayı diyorduk bunun ismi. Buradaki sayı ise yani 30'un olduğu yerdeki sayı, yani 30'un kendisi demek istiyorum, bölünen sayı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Umarım dersin beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.